Ben 15 sene oldu ehir yaptırıyorum. 10 sene oldu neredeyse. Ben daha böyle bir şey yaptırmadım. Kaşar, sen bu adamlara ne söyledin, ne işledin bunları? He? Yani şu iş 30 liraya. Hasan, aranızda nasıl bir bağ var ya? Vallahi abi Dursun da böyle bir şey yapacağız dedi. Daha yıllar önceden konuşuyorduk. Bugün araba yaparsan böyle bir şey yapacağız. Ne oğlum, 5-6 tane arabası oldu. Zaten bu çocuk sıkıntı. Geç abi. Evet, körüklerin efendisi. Hasan abicim. Bir yerde takıldık da bir konu var. Arabayı... Hasan abi yabancı değil. Ne oldu? Ya arabayı istediğimiz gibi ölçülerde daha doğrusu yapamadık. Sen. Ne yaptınız? Neyi yapamadınız? Bastık olmadı işte abi. Neresini bastınız? Arkaları mı denediniz? Evet. Ne oldu? Olmadı. Olmadı. Uzatma. Ne olmuş? Sen de söyle, dur mikrofonu söyle. Vallahi anlayamadım. Basmadı değil mi? Basmadı. Size ne dedim? Babacım, o jantlar o arabaya olmaz. Mı? Olmaz de babacığım bunlara. Olmaz. Olmaz. Ne yapacağız?
sendeyiz yani. Kesecek bir yer var mı? Bakmamız lazım mesela. Çamurlukları kesip mesela dedik gibi. Hadi gidelim bakıp o zaman. Nereye gideceksiniz? Arabaya gideceğiz, gel bakalım. Ne? Gel bir sen bak bakalım yapabilecek misin? Tek taraflı çok başarılı değil. Üzücü bir durum. Abi hoş geldin. Zaten hoş geldin. Kanki, Hasan baba. Alt tarafı müsait. Abi neye müsait ama? Her şey ne yapılabilir? Müsait yani. Kesin doğru. Abi sen bu şeyden değil ki hani mesela yukarı biniyor da basmıyor desek şuralardan oynar. Araba şuraya, şurada sıkıştırıyor. Burayı ya açmak lazım. Sıkıştıran şey bu mu? Ne olacak? Vur zaten bu açacağız. Burada mı? Ya orada burada fark eden bir şey yok. Sen ver. Ya ben dedim ki ben zaten ölçüyü kısa yaptım. Ya sen bana de ki sen bunu açınca basacak de. Tamam işte ben de diyorum ki şu an zaten ölçüyü kısa yaptım. Arabayı indirelim yere. Kamberlemeli. Yere indikten sonra bize ne kadar etkiliyor, neresi etkiliyor bakalım. Ama senin dediğin işi yapalım yine sıkıntı yok. Amortisörsüz de basalım gör. Sonra yere indirdikten sonra nedir hani aparatla falan ufaktan açıyorlar ya bozmadan. Evet. Öyle bir şey yaptırabiliriz belki. Ama gerek yok ki zaten bak burası ezik. Buraya çekilip düzelecek. O taraf da ezik. Buraya boyanacak. Doğru mu? Burayı gözden çıkardın mı? Burası zaten bozuk. Sen şimdi arayı aldın. Tabii canım girsin araya. Abi arayı almasın için sana gözüküyor. Bir tarafı şurayı değil mi abi? Bak şurayı. Bir tarafı da kalmıştı. Aynı onu biliriz. Kanka orayı ben alırım. Tamam. Benim istediğim bu değil. Bu araba buraya kadar bir şekilde insin. İner ki. Abi alalım. Tamam abi tak şantı. Ötesi yok. Yok. İki kere iki dört ya, biz onu değiştireceğiz. Dört buçuk yapacağız. Eksik kalan, eksiğini bulamıyorsa bize gelsin kardeş. Çoğu insan da eksiğini kapatmış. Bir şey söyleyeceğim. En basit bizimki mi? Evet. Her şey fazla seçim. Yani Sivop kapağı belki görülmeyebilir, bilemem. Bilemem. Biliyor musun? Tek misiniz? Yok ya biz sadece çayın içine limon atıyoruz. Kimse yardımcı atamaz. Hangi? Sen biliyor musun? Mehmet'le böğüm diye bakıyor. Öyle mi? Saat kaç? Saat kaç işte. Saat çok geç biz hala. Nasıl olacak bu iş? Valla güzel olacak. Yani TRN'in dünyanın en basitlerinden bir şey. Hasan abinin hakkında yapmışlar. Evet bu araba, evet bu araba. Ya kimse bilmiyor. Ben niye tek başıma o zaman? Thank you.
buralara gir. Dağılma olayı tahtanın altından olur. Dışarıda tertemiz durur. O morfun dağınıklığı aşağı doğru. Onu bile dağıtmayız da aynen. Bunu borular tutacak böyle havada. Vakit geldi mi? Ama çok aşağıdan çekiyorsun. Kaç bir şey söyleyeceğim. Hiçbir iddiamız yok. Biz 8 demedik. Böyle olacak, şöyle olacak demedik. Finalde görüşeceğiz zaten. Üçüncü bölümde balık ikimiz takılacak. Abartmadık ki getirdik. Onun montajını yapacağız. Çok evet, eğleneceğiz. İkinci bölümün 4. günündeyiz daha. Aslında aynen. Bundan önce biz her şeyi yaptık. Çektik şu an yüksek. Bagaj tasarım çok iddialı. Çok güzel olacak. Hasan abi benim için çok emek verdi. Bu ne için kullanıyorsunuz siz? Hortum için. Bu benim oyuncağım oldu ama. Olsun. Benim oyuncağım oldu. Şimdi iş folyo çekmeye benzemiyor. Bu iş sadece jant koyup gezmeye benzemiyor. Bakalım ne olacak, ne bitecek. O zaman böyle olacağı yok başlamak lazım. Aynen. O zaman kameradan kapat hemen. Çok şükür. Mekanikle ilgili daha başlamadan konuşma yapardık normalde ama bu sefer dedik arabayı bir yapalım, bir yere indirelim. Büyük konuşmayalım. Arabadan daha önce ortalama 2-3 tane yaptık. Hiçbirinde bu kadar iddiamız yoktu. Bunda biraz sert girelim dedim. Mekanik aksamı bitti. Bugün bagaja geçtik. Ne yapacağız? Bagajı renklendireceğiz. Vallahi ya demir borularla bir şekil yapmak istiyorum. Ama öncesinde arabanın şu anda bir de şeydeyiz, boyacıdayız. Boyacıda şu an boya yapılıyor buna göre. Onu bekliyoruz. Bagajda tüpün rengini değiştireceğiz. Arabanın iç trimlerine göre. Ondan sonra demir borularımız var. Onlar yapılacak. Taban deri kaplamalı. Çok güzel bir taban yapacağız arabaya. Aralarında led ışıklar falan olacak. Bugünlük güzel. Yani şu an araba yere indi. Gayet güzel bastı. Bir rotayarı var. İçi bittikten sonra rotayarına götürürüz. Güzel oldu ya. Ümidim çok yüksek. Tabii ki. Yani şu anda kafamda her şeyi bitirdim ama sana anlatamıyorum şu anda. Yani güzel olacak ya. Tam finalde o dağıtıcı olayı var ya. Dağıtıcı. Ben gözüm doymazsa. İmkanı yok. İmkanı yok. Bak garanti veriyorum sana. Öyle bir şans, öyle bir... Sakın öyle bir şey düşünme. Gözü... Oğlum gözünü doyurmaması için... Gözünü doyuracak. Şey dönüşü yok. Aynen. Başka bir çaresi yok. Senin bu emeğini çekememek çok kötü benim için. Ama bunu nasıl... Yok şimdi o... Şimdi aslında bizim yanımızda bir kişi daha olsaydı kamerayı tutabilecek. O ara aşamaları, o acaba şöyle mi olsun, böyle mi olsun, parça yok. İşte birkaç firmayı aradık, parçayı yine bulamadık. Yerine ne yapabiliriz, alternatifler düşündük. O kısımlardaki o stresi gerçekten... Hani şimdi seninle ikili konuştuğumuz için o hani al kamerayı eline de olmuyor. Aslında doğaçlama çoğu şey. Şu an mesela hiç çekim yapma gibi düşüncemiz yoktu. Sohbet edelim. Hem biraz anlatalım neler yaptık. Çok şükür atlattık. Şu an sadece uygulama kısmındayız. Yani o düşünme kısmı uygulamaktan daha zor. Yani diyorum ya ben mesela akşam eve gidiyorum, yatıyorum.
yatağa işte kafamı koyuyorum, acaba o dağıtıcı değil de farklı bir şey mi koysaydık, boruların rengiyle mi oynasaydık, işte tüpün rengini acaba şöyle mi yapsaydık, o devam ediyor. Yani çünkü bu standart iş değil, biz bunu hani kendi arabamız bunu yani en iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Dediğin gibi final hepimizi mutlu edecek, izleyenler de tatmin olacak. Yani küçük bir arabada o bagaj çok fazla olmadığı için dedik ki bir tane de öyle deneyelim. Her türlüsünü yaptık size zaten biliyorsun. Bu da farklı bir cins oldu. İstemediğimiz bir durumla karşılaştık. Dükkanda sevdiğimiz bir kardeşimiz bir araba sahibine bir fotoğraf attı, o bir şeyler yazdı, sen bir şeyler yazdın yani. Aslında hiç sevmediğim şeyler ama doğal olarak istemsizce böyle bir şeyin içine düştük. Yani onlar da artık onların cahilliğine veriyorum çünkü öyle bir şey çok yani yakışık almadı. Hiç onlarla ilgili bir konu yoktu ortada, birden pat diye bir şeyler yazdılar. Onların diyorum ya cahilliğine veriyorum yani, tekrar bu videoyu izleyeceklerine de eminim. Keşke yapmasalardı. Buradan fotoğrafı gönderen arkadaşın kötü bir niyetle atmadığını biliyorum. Çocuğu çok iyi tanıyorum. Zaten onunla da konuştum. Neyse ki hiç resim atmayacakken birden mecburen arabanın birkaç görüntüsünü paylaşmak zorunda kaldık. Çünkü başkaları paylaştı yani, dükkandan çekip başkaları attı resmini. Şimdi bu kısımlarda da atacağız. Olmasaydı iyiydi. Keşke yani final atardık. Yani ya, finalde ya, hepsini paylaştık. Benim öyle bir niyetim yoktu kimseye. Ben kendi başıma eğleniyorum dedim açıkçası ben. Ya bak ne diyorum sana, şimdi onlara da bir şey söyle, yani kötü bir şey söylemiyorum. O kendini başka bir yani bir yere soktu birden, hiç alakası yok. Yani halbuki bir tane daha yapılıyor, bak ne güzel, bu 500'ler güzel oluyor gibisinden bir yorum yapsaydı, öyle bir yazı yazsaydı, biz de zaten o arabayı da biz topladık sonradan. Yani o onlardan çıktı halinden sonra biz topladık. Yani araba çok kötü bir durumdaydı. Yani onunla ilgili bize güzel bir şey yazsaydı, biz de onun arkasında dururduk. Bir dahaki işlerinde biz yardımcı olurduk ama hani ne gereği vardı yani, hani özeniyorlar bilmem ne, yani hiç böyle şeylerin hiç, ben zaten oldum olası sevmiyorum. Benim dükkanımdan çıkmasına uyuz oldum. Yani resim benim dükkanımdan çekildiği için birazcık sinir oldum. O da olan oldu zaten. İnşallah bir daha tekrar yaşamayız böyle şeyleri. İnşallah boya işimiz bitsin. Boyacıyı bekliyoruz. Buradan Polite'ye gideceğiz. Abinin adı neydi? Zahit abi. Zahit abi tüpü boyayacak. Hazırlığını yaptılar. Boyayı götürünce işimiz bitecek. Gidemedim gene. Hasan abi, video kayıtta mısın? Evet. Hasan abi, bugün dördüncü gün. Hala çocuğun yüzü gülmüyor. Peki bir şey derdin. Senin yüzün gülüyor mu? Araba kayıtlarını açar mısın bir? Mesajları açar mısın? Neler diyor abi? Açma dur, orası özel abi. Özel abi. Saat iki. Hasan abi, yarın biterdi mi araba? Yok öyle bir... Daha o sorulara geçmedik henüz. Hiçbir zaman demem öyle şu an. Evet, şu an şeyde, bagajdayız. Aynen, dün gece tatlı attın. Sen, oğlum o fotoğraf... Yarın sen ha? Var ya çocuğum. Ya abi sen...
Dursun 5. günün 5. mesaisi. Genelde Dursun Can beni çekiyor, bu sefer ben çekeceğim. Ne düşünüyorsun bagaj hakkında? Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Bagaj bittikten sonra düşüneceğim. Karaköy'e geldik. Bagaj için bu ürünlerden satın aldık. Ürün açılımı ve kutu inceleme videoları için bir dahaki kanala abone olun. Evet. LED aldık aslında. Bok da çıkabilir. Bagajımızda 3 katmanlı bir tasarım yapmıştık tüpü biraz havaya kaldırmak için. Onun arasından dedik bir ışık bize yansıtsa güzel olur. Ama bu ışığımız dümdüz yansımasın dedik. Kırmızı, mavi ve yeşil yanıyor ama buradaki animasyonlar 180 animasyonlu telefon kontrollü bir LED aldık. Yani kumandayla değil de telefondan kontrol edeceğiz. Zaten Dursun'un telefonla da bunu programladık. Şimdi bagajı açtığı zaman bagajın içinde tüpün altından yapılan ahşapların aralarından animasyonlu bir şekilde ışıklar geçecek. Renklerini kendimiz seçebileceğiz. Güzel olacak. 180 çeşitli değil mi? Orada bir 180 animasyon. 180 tane farklı animasyon var. Renkten renge gidiyor ama biz 160 numaralı animasyonda. 160 bizim ilacımız. Bizim ilacımız. Hızını da ayarladık mı? Tüp krem rengi oldu. Bagajın içinde kırmızı detaylar kullandık. Koltukların arkası görünüyor çünkü kırmızı olarak. Yani yaptığımız ürünlerden birkaçını F30 kırmızı derisine kapladık. Şimdi bir de aralardan kırmızı beyaz ışıklar geçince efsane bir görüntü olacak. Ben bu arabanın finalini çok böyle heyecanla bekliyorum. Görmek istiyorum. Şu an üst üste koyduk, öyle öyle bile güzel duruyor. Bugün kaçıncı günümüz olduğunu hesaplamadık ama çok eğlenmeye başladık bu işin. Geçen hafta oğlum işte şöyle düşün. Salı günü geldin. Biz salı günü geldin. 2 günde arabanın eğerini yaptık. 2 gün niye bekledik onu da anlatalım. Arabanın ön tarafı zaten hazırdı. Yani hazırdı derken bildiğimiz ölçüydü. Ondan sonra arka tarafta arabanın istediğimiz ölçüsüne gelmeyince kısa amortisör yaptıramadık. Bizim istediğimiz ölçüde kısa bir amortisör yok diye bu sefer arabanın alt yapısıyla oynadık. Arabanın altına özel parçalar imal ettik. Onları arabanın üstüne sabitledik çok güzel bir şekilde. Arabanın kendi orijinal amortisör ayağı gibi oldu. Amortisörle de aşağı çektik arabayı daha fazla basmak için. Bu da bir metottur yani. Hani şimdi böyle bir aslında bizim işimizin bir şeyi ama ince bir noktası ama hadi yapmak isteyen arkadaşlara da ufaktan böyle bir bilgi verelim. Yani amortisör kısaltmak yerine amortisörü aşağı kaydırmak da bir metot. Biz bu arabada kısaltamadığımız için aşağı kaydırdık. İstediğimiz ölçüye geldi. Çamurluk jantın arasına girecekti. Onu becerdik. Ondan sonra başladık bagaj için boyaya. Bir gün boyada bekledik. Bir gün medefelerin bitmesini bekledik. Bir gün derileri bekledik falan hepsini derken. Hepsini senin yapman. Tabii ben kendim. Ben yani özellikle söyledim sana zaten. Yani mekanik aksamını, parçaları hazırladım. Ürünlerin hepsini hazırladım. Onu çocuklar taktı ama arabanın içi tamamen bende. Tek tek parçaları. Bir de şey de yok. Yani hazır bir şablon yok. Custom. Hani, tabii custom. Bu mesela daha önce yapılmış bunun aynısı yoktur. Ona eminim. Çünkü biraz bizim kafamızdan işte hatta sen de keserken biraz videolar aldın. Belki belli olur. Şöyle mi yapalım? Böyle yok mi yapalım? Yok dedim böyle hoşuma gitmiyor. Böyle yapacağım. En son o ön parça yoktu mesela o boruları gireceğimiz. Evet. Onun tasarımında dedik nasıl bir yol izleyelim. Orada bir boşluk oluştu. Dedik böyle yapalım. Dümdüz kesecektik. Yok dedik ucunda bir kıvrım daha olsun. Koşuyoruz, derken olsun. Kenarları da 45 lira verince yani böyle fabrikada bir makinede üretilmiş gibi oldu çok şükür. Ben o konuda sevindim. Yani göze çok hoş geliyor. Çok hoş geliyor. Borulardan sonra çok hoş, daha da hoş gelecek. Şimdi gidip ledleri tabanı dışarıda bir araya getireceğiz. Bir derimiz kuryede geliyor. Evet, parçamız geliyor. Kaldı onu kaplamadık. O da geldikten sonra götürüp borucuya bırakacağız. Borucu istediğimiz tasarım bize döndürüp verecek. Bunları bir kroma gönderelim. Evet. Çünkü yani. Kompresörler krom kaldı. Diğerleri gri oluyor. Krem rengi var. Rengarenk olmasın. Tek. Sanki kompresörden çıkıp bütün tesisata dağılıyormuş gibi bir his yaratalım orada. Yani. İş artık şova ve keyfe döndü. Tabii canım yani. Yani böyle bir kafa yoktu şöyle, ilk başta. Arabanın bir aciliyeti de yok dedin. Ben de sindire sindire yapıyorum. Şimdi bizim, yok benim için bir önemi var. Dükkanda diğer işlerimiz de devam ediyor. Yani biz bu arabaya birden gücümüzü versek zaten bu kadar uğraş bir günde de iki günde de biter ama ben sana onu özellikle söyledim dedim. Ben çok hani yoğun olduğum için gün içinde sürekli arabayla ilgilenemeyeceğim ama mesela her günümde de yine 3-4 saatim senin arabanın üstüne geçti. Gecelerim senin arabanla geçiyor bir de. Yani onu kurma kafada hani şöyle mi olsun böyle mi olsun. Bir yandan yapılmış önümüzde birebir aynı örnek yok. Bagaj küçük. Büyük bagajda biraz kolay. Tahtayı büyük tutuyorsun.
Oradan döndürüyorsun, oraya bağlıyorsun. Tabii bagajımız falan. Bizim çok küçük. Bagaj küçük. İki tane kompresör o bagajın içinde görünmek zorunda. Sen öyle istedin. Tüpü büyük kullanamadık. Mesela tüp daha büyük olabilirdi. Tabii daha iyi bir tüp de olabilirdi. Daha farklı bir tüp olabilirdi. Elimizdeki tüpü bu sefer modifiye ettik. Ayaklarını yaptık işte ne bileyim. Ondan sonra rengini değiştirdik. Sağ olsun Politek bize o konuda yardımcı oldu. Ya benim de aklımda yoktu. Ya bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum bu işin. İnan yani ilk başta... Katlar için içine girince nasıl yüzünüz güldü ama dükkanda. Tabii. Herkes böyle. Hamaliyle koyduk, güzel. Kapladık koyduk. Hatta kaplayıp koyduktan sonra kimse yoktu. Bir ikimiz vardı. Evet. Bir de ne oldu lan bunda? Onu avradını falan böyle. Çok güzel bir görüntü. İyi bir aydınlatma ile. Aydınlatma bu işin tuzu biberi olacak. Yani son nasıl böyle... Nusret böyle en son tuzu atıyor ya. Bizim tuzumuz da bu işte. Bu led'i koyduk mu... Ya üstten de bir aydınlatma mı yapsak? Yok. İnce böyle. Ben kare. o senin ha, en son ben, baksak böyle. O, bak ne diyorum sana? Ben el ile ilgili olan kısmında hoş gelebilecek, hoş görünebilecek kısmını tamam. Yer yok arabada öyle bir şey. Yani şu kadar bir bagaj, iki tane kompresör, bir tane tüp. Ondan sonra bir tane dağıtıcı var kocaman. 10 tane de boru geçecek. Ve bir sürü boru dönüyor. 10 tane var. 4 üstte, 4 altta, 2 yana. Kompresörlerden 2 tane gidiyor. 4 tane üstten arkaya gidiyor. 4 tane alta tesisata dağılıyor. 4, 8, 10. 10 2 tane. Kompresör. 4 oraya. 2 tane de şeyler var. Dağıtıcıdan gidenler var. Yani dağıtıcının yüzeyindeki 4, 8, 10. 2 de kompresör, 12 tane hortum olacak. Ve belki o büyük şimdi kaplayacağımız tahtaya 2 tane daha öyle... Şekil olsun diye bir şeyler yapabilirim. Geriye yani, bir tek şeyde kaldık işte. Borucunun bize güzel bir işçilik çıkarmasında kaldık. Yani iş şova döndü. Efendim? Böyle bir şey çıkacağını ben bilmiyordum. Aldım. Keyif kısmındayız. Aldım. Yani keyif yapacağız. Aldım geliyorum. Çünkü ben satma niyetim aynen. Yok. Hasan abiyle bugün yani yaklaşık bir hafta olacak. Bir haftada her sabah çeneye de kahvaltı yapmak mükemmel bir duygu. Ben geceleri mesajlaşmaktan çok mutluyum. Çok böyle var ya Allah'ım diyorum. Böyle geçen gün PlayStation oynarken bir elimde kol bir elimde telefon. Allah'ım diyorum mesaj atmadı daha niye? Niye atmadı acaba? Niye acaba bir şey mi oldu bu çocuğa dedim ya. Ben hani. Normalde atardı. Ya demoya çevirsek mi ya bu arada? Ya dursun can seni döverim. Bak vallahi bak burada kameranın karşısında söylemeyeyim döverim bak. Yok ben şimdi arayıp şikayet edeceğim seni. Edeceğim kişiyi biliyorsun. Evet. Arabayı yarım bıraktıracak. Onu da biliyorsun. Ustam o zaman ben bir şey demedim. Sen konuyu, de bir şey duymadın aynen tamam. Öyle biz bu konuyu kapatalım. Ya siz bana... Biz sana arabanı teslim edelim. İnşallah da o güne kadar gelmez dükkana da. Bu kadar tezgahı bize soktun. Yok abim şu şöyle olur. Olur abi yapalım. Olur abi tamam abi. Ne varsa okey. Ha tabii. Hele bak. Ben zaten o dörtlü dağıtıcıda tamam abi yapalım neyince dedim ki eyvah. Diğer var ya bu normal yani. Neyse. Ama abi hayalim vardı tamam mı? Yani ortada bir hayal vardı. Güzel olsun istiyordum. E ne yapayım? Kurye ne olmuş bu arada? Bakmadım bakayım bir daha. Kurye de bak. Ulan abi yazmış. We'll be right back.
Tursuncan, sonunda arabayla ilgili konuşmaya beni ikna edebildin. Aslında en son konuşacaktım. Geldik çok güzel bir yere. Arabayı zaten günler öncesinden bitirdik. Şu bagaj tasarımıyla ilgili uğraştık birazcık. Kromlarımız geldi. Ufak tefek sorunlar var. Onlarla ilgili bir boyaladık tekrar. Kromların ucunda kararmalar olmuş. Onları halledeceğiz. Daha doğrusu hallettik. Şimdi bir temizliğini yapacağım. Hem bu arada sen biraz benim yaptıklarımı çekersin. Hem de biraz sohbet ederiz. Mikrofonu da bağladım burama. Biz storyleri attık aslında. Bir önce bagajı dizdik, bitirdik. Neresinden baksan ciddi bir emek olduğu belli oluyor. Bükme, boru döndürme olaylarına çok aşina değiliz. Yani yapabiliyorduk, yaptık ama bayağıdır öyle elimizi vurmuyorduk böyle bir şeye. Biraz acemiliğimize geldi. Güzel bir iş çıktı ama işte krom konusunda mesela o somunları yapıştırmamışız yerine. Kromcu arkadaş da onu düşünemedi. Ufak tefek lekeler bıraktı. Onun haricinde güzel, kromlamasaydık da güzel olurdu ama dedik ki yani bu kadar uğraşmışken kromu da yapalım. Zaten 4-5 parçamızda problem vardı. Onların uçlarına krom boya sıktık tekrardan. Ne yapacağız? Şimdi bu malı bir araya getireceğiz. Biz topladık, dağıttık, kroma verdik. Tekrar toplayıp arabaya takılır hale getireceğiz. Bu ürünün altından aşağıya hava dağılımları yapılacak. Yani insanlar öyle bir sürü şey takmışlar, boş boşuna takmışlar gibi düşünmesin. Buradaki her şeyin bir görevi var. Kompresörlerin girişleri arşi çaprazlarına bağlı. Buradan buraya, buradan buraya giriyor. Buradan dağıtıcıya giriyor. Dağıtıcıdan hem arkaya hem alt tarafa giriyor. Sadece burada dekorluk iki parçamız var. Bir işe yaramayacak. O da görsel amaçlı koyduk. Yani biraz kalabalık görünsün dedik şu kısımda. Hiçbir problem yaşatmadı bize. Sadece zamanla ilgili seninle de konuşmuştuk. Araba biraz uzun sürer dedik çünkü burada diğer işlerimiz de devam ediyor aynı zamanda. Ben her günümün yarısını sana harcadım. Şimdi bugün inşallah son günümüz. Bugün arabaya neler yaptık onlardan bahsedelim. Bir de bunları çekelim. İnsanlar merak ediyor bu bagaj tasarımları nasıl yapılıyor. Saklamalık bir mevzu bu. Yani her firmanın kendine has stilleri vardır. Bu da onlardan bir tanesi aslında. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Yani yapan yok da diyemeyiz. Tabii bunu yapan firmalarımız var İstanbul içinde, Türkiye içinde. Biz böyle artık sosyal medyada ne konuşsak sanki birine atıfta bulunuyor gibi oluyoruz ama öyle bir şey yok. Sadece kendi içimizden geçeni beraber paslaşarak böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak hepsinden bir karma oluşturup böyle bir şeye karar verdik. Yani eminim bu arabanın bagajı çok 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 hızlı arabadan daha güzel olacak. İnşallah bitiminde siz de bu videonun altında bu konuyla alakalı yorumlarınızı bize bildirin. Biz gerçekten güzel emekler harcadık, güzel uğraşlar verdik. Yani insan bekliyor ki bu jant takılır mı, bu renk yapılır mı? Böyle yorumlar değil de elinize sağlık bu kadar. Yani bu bizim zevkimiz. Biz bu jantı takmak istedik, bu renk boyadık, bu tamponu koymak istedik. Bu bagajı böyle yapmak istedik. Yani bu kadar uğraşıyoruz. Bakın geçen hafta salıdan bugün, bugün ne günlerden? Çarşamba. Geçen hafta salıdan bugüne kadar 2 günde eğri bitirdik. Kamörsörler bizi uğraştırdı. Geri kalan her gün bunun bir parçasıyla ilgili bir şeyler bekledik. Gidiyoruz, geri geliyoruz, gidiyoruz. Yani içindeki led için bile biz yarım gün koşturduk. Yani çünkü bu bizim normalde gün içinde kullandığımız bir ürün değil. Bu kadar emek varken de yorumlarda lütfen biraz daha dikkatli olun. Yani kötü bir şey gördüğünüz zaman tabii ki yazın ama yani sırf böyle konuşmak için konuşmayın çünkü cidden emek harcıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Oğlum sen ne lan bana bakıp bakıp gülüyorsun? Bana bak, dinle, benim yaptıklarımı yap. Tamam. Öyle diyorlar ya, bana bak, beni dinle ama yaptıklarımı yap. Sen benim yaptıklarımı yap. Tursun ben aşağı yukarı konuşma, bak konuşuyorum sese duyarlı. Allah muhafaza arabada bir işlem yapsan direkt paketsin. Düşünsene ışıklar açık düşürdün. Bak, Allah, bana bırak, bana bırak. Bak mesela arabada yani genç adamsın yapabilirsin bak.
O sıra biri seni görüyor. Tamam paket. Hop her yerdesin. Neyse ben 15 sene oldu air yaptırıyorum. 10 sene oldu neredeyse. Ben daha böyle bir şey yaptırmadım. Kaşar sen bu adamlara ne söyledin, ne işledin bunları? He? Yani Hasan aranızda nasıl bir bağ var çözemedim ya. Şuraya bak. Yaklaşık bir haftadır yanına da gelmiyor. Biliyorum. Video da çekemedik. Kendince buraya video çekiyorsun. He? Ama değişik olmuş. Çift kompresör, onluk borular. Yani şu iş 30 liraya. Vardı mı 30 lira? Özel borular, ayırıcılar. Ha? Beğendin mi abi? Hasan'cığım seni böyle alabilir miyiz ya? Müsait misin? Hasan aranızda nasıl bir bağ var ya? 15 senedir air yaptırıyorum, daha böyle bir şey görmedim. Vallahi abi Dursun da böyle bir şey yapacağız dedi. Daha yıllar önceden konuşuyorduk. Bir gün araba yaparsan böyle bir şey yapacağız. Ne oldu? 5-6 tane arabası oldu. Yok ama sıfırdan ilk defa ben yaptım. Eğil arabası da vardı. Ama ben bakım yapıyordum abi. Bakımda da ilgilendik, bagajlarını falan. Yani bize de bakım yapmıyordun. Bize de eğil yapıyordun. Biz ama insan değil mi? Böyle bir istekte bulunmadınız. Ha, özel yapılabilirmiş istek. Yani değil mi? 30 lira var mı bu? Valla biz o gün Dursuncan'la bir oturduk, hesapladık. Yani sadece biz zaten beraber gittik her yerine. Dursuncan'la bir de indirimli almışsınız, öyle söyledi. Ya çoğuna para almadılar. Yani ufak tefek şey, mesela MDF grubunu burada yaptık. Biz bunları nakit parayla yaptırsak bu bagajın ham maliyeti 15 bin lira. Yani para verip yaptırsak. Sadece maliyeti tabii, derken. Maliyeti bak, bizim verdiğimiz para. Şey hep şu gördüğünüz abi, görüntü için mi yoksa? Şu LED sistemi 1500 lira. Ne diyorsun bak, ya? Bak burada bir metre LED yok, 1500 lira. Beğeni, telefon kontrollü, ses duyarlı falan filan. Yani normal RGB değil. Daha önce bu tarz işler yapıyorduk tabii, böyle borulu değil de. LED koyduğumuz işlerde. Hepsi normal RGB'ydi. Bu direkt özel. Ya LGBT falan. Zaten bu çocuk sıkıntı. Dedim ki düşünsene sen bu ses modülünü bir yerde çıkmışsın. Allah göstermesin. Genç adamsın yani. Arabada bir muhabbetin ortasında kaldın abi. Vuruyorsun. Hop enze. Tamam evet. Arabadan çeker alırlar diyeceğim. Neyse çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Çift kompresör, ön arka, doğru mu? Onluk borular, dans modülü, hızlı, kalk, indir. Buradaki demir borular 8'lik. Ama bütün ana hava aksamımız onluk. Bana seriliği çok güzel. Az önce de tamam, gördüm gayet güzel. Kumanda yani nerede? İstersen bir şey yapayım şöyle. 200SX ile buradan karşıya gidiyorum. Bu elimin altında kalmış. Arka basınca dedim ki şunu arkayı kaldırayım. Ulan bas kalkmıyor sanırım. Ben hızlı kaldırmaya çalıştım. Böyle bastım, modüle bir girdi usta. Arka çamurluklar jantın araya gir çık bir duman atıyor. Bir de her arabada durmaz o. He. Mesela bunlarda falan şimdi yeni modüllerde özellikle istedik. Kesinlikle herhangi bir tuşa basınca durmasını istedik. Yani altısından birine basınca duracak dedik. Benimki durmadı. İşte eskiden bir dönem böyle belli bir yıl falan. Abi 150-160 gidiyorum ama arkada çamurluklar mı gitti, jantlar da gitti. Kırmızı Fiorno'yu hatırlıyorsun. Evet. Kırmızı Fiorno'yla benim şeyde Mahmut Bey işlere çıktım. Aynı muhabbet. Arabayı bir ayarlayayım dedim. 4'e değil de 5'e basıyor. Şey pardon, 3'e değil de 5'e basıyormuşum. Ulan bir tık tık etti, sonra bir başladı. Güm. Yani durdurana kadar basıyorum işlemiyor. En son zaten öyle bir durumda herkesi uyarıyorum. Baktın durduramıyorsun. Kendini sağa abi atacağım, bekleyeceğim ki, bitmesini. 160 170 gidiyor, sen bana diyorsun sağa at. Hasan'cığım elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz inşallah kazasız belasız binsin. Dursun'un araba alma satma serüvenini bir sene eline kapatıyoruz. Bir sene boyunca biraz binsin, biz emek verdiniz. Aramızda 4 ay verdik. Şimdi ben onu da söyleyeyim buradan tekrar. Dedim ki bak bu arabayı satacaksan bize bu kadar uğraştırma. Bu yani, kaşar iyi para görürse satar. Ben de onu dedim ki bak eğer satarsan bir daha benden böyle bir şey göremezsin. Ama dedim hani 4 ay 5 ay bin en azından dursun. Şu yazı atlatalım. Biz de bari faydalanalım. Yani arada fuar falan oluyor. Götürelim, açalım bagajını. Doğru. Öyle bir anlaşma yaptık fuarlara aramızda. Fuarlara götürmeye kaç para verirsin? Ne için? Dursun'a. Vallahi o... Eğil'e kaç para verirsin? İşin sonunda finalde kaç oğlum, para abinlerden para mı olacak? Oğlum abi şu delikanlı. Ne parası oğlum? Hasan araba emriniz her yere geliyor. Öpüyoruz seni Canayir. Teşekkür güzel ederiz. Günler, kazasız belasız binersin Dursun'cum. Bu videoda da bu şekilde son verelim. Sadece sonuna yetiştim. Bundan sonra bütün işleri babaya kaldı. Bundan sonra dizme aşamasındayız. Şu gördükleriniz sadece %1'i. Hadi hoşçakalın.